Tarımhanenize hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün iki önemli mevzuyla aslında karşınızdayız. Birbirinden çok da bağımsız değil. 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlanacak. Dolayısıyla işin hem gıda güvencesi hem gıda güvenliği tarafına odaklanalım istiyoruz ki bu yılki tema beklenmeyene hazırlıklı ol. Beklenmeyen riskler neler? Nasıl hazırlıklı olacağız? Bu soruların biraz yanıtını arayacağız. İlerleyen dakikalarda da herkesin, yani özellikle çiftçilerin başta olmak üzere herkesin sektörü merak ettiği buğday fiyatlarını konuşacağız. Buğday yasada başladı, gözler fiyatlara çevrildi. Nedir tablo? O konulara değineceğiz. Önce Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı Doktor Samim Saner'le sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi dediğimiz gibi 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü. Tema beklenmeyene hazırlıklı ol. Ki biz pandemiden bu yana hakikaten farklı sürprizlerle yüzleştik. Evet. Şimdi beklenmeyen temel riskler neler? İsterseniz oradan bir başlayalım. Nasıl hazırlıklı olacağız noktasında peyderpey ilerleriz. Evet. Şimdi burada bu yılın konusu beklenmeyene hazırlıklı ol derken tabii gıda güvenliği aslında kavram olarak daima bir önlem alma hareketi. Dolayısıyla daima beklenmeyene hazırlıklı olmamızı bize vaaz eden bir yaklaşım zaten. Ama burada özellikle altı çizilen konu mesela doğal afetler, mesela bir ekonomik kriz, ekonomik krizle karşı karşıyayız. Onun gıda güvenliğiyle ilgili yaratacağı sonuçlar veya iklim krizi, iklim krizinin yine gıda güvenliğiyle ilişkili yaratacağı sonuçlar. Bütün bunlar aslında önceden hazırlıklı olduğunuz zaman, planlarınızı yaptığınız vakit, riskleri iyi değerlendirdiğiniz vakit ve önlemleri aldığınız vakit daha hafif atlatılabilecek konular. O nedenle biliyorsunuz bu günü de kutlamamıza vesile olan kurum Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in Tarım ve Gıda Örgütü ile yine Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Teşkilatı. Bunlar her yılın ayrı bir konusunu belirliyor. İşte bu yılda bu konu altı çizilmiş durumda. Çok önemli çünkü küresel finansal kriz döneminde sonrasında bankaların stres testleri çok gündeme gelmişti. Aynen. Avrupa geçtiğimiz aylarda gıda tarafında tarımla ilgili stres testleri yapmaya başladı. Yani jeopolitik krizler, riskler, iklimsel faktörler, efendim sosyal olaylar, ekonomideki gelişmelere evet. bağımlı olarak ve bunlarla yani bir olası bir krizle nasıl baş ederizden ziyade birkaç kriz aynı anda çıkarsa nasıl yönetirizin şu anda senaryolar üzerine evet. çalışıyor. Dediğiniz evet. o yüzden çok çok önemli. Şimdi biraz daha spesifik hale getirelim o zaman konuyu. Ekonomik krizler dünyada farklı bölgelerde yaşanıyor. Türkiye'de ekonomik sıkıntılar, enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu da üretimden tüketime kadar trendleri de değiştiriyor, tercihleri de değiştiriyor, alışkanlıkları bozuyor. Hatta işin taklit tahşiş kısmı genelde gıda enflasyonuna paralel şekilde bir korelasyon var arasında öne çıkıyor gibi. Evet. Bu da o risklerden bir tanesi mi? Çok doğru zaten tespit ettiniz. Tabloyu da çok doğru çizdiniz. Hakikaten ekonomik kriz başta tüketici alışkanlıkları olmak üzere üretim modellerini de değiştiriyor. Ortaya farklı yaklaşımlar giriyor ve bunun sonucunda da yasa dışı olaylar ortaya çıkıyor. Yani demin de sizin söylediğiniz gibi gıdada hile, taklit, tahşiş gibi konular. Çünkü tüketici gittikçe daha ucuzu arıyor. Üretici de daha ucuzu bulmaya çalışırken bazen yanlışlıklar da yapabiliyor ve bu da gıda hilelerine, taklitlere, tahşişlere yol açıyor. Çok ciddi bir problem. Gıdadaki bu taklit ve tahşiş olayı yalnızca ekonomiyle de ilişkili değil. Yalnızca yani tüketicinin cebini yakmıyor. Aynı zamanda bunların bazıları ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. O da işin diğer bir önemli boyutu. Tabii. Yani bununla mücadele aslında topyekun bir mücadele lazım. Bir, tabii ki ekonomik istikrar, vatandaşın evet. alım gücü düşmeyecek. İkincisi denetimler. Üçüncüsü de yaptırımlar ve tabii bunun temelinde de tüketici bilinci var herhalde. Tabii. Yani tabii. burada atılması gereken adımlara kısaca değinirsek. Dediğiniz gibi aslında en önemli konu sondan başlamak yani. Hı-hı. Yani tüketiciden. Tüketicinin neyi aldığını bilmesi gerekiyor. Tüketicinin aldatılmamak için nelere bakması, nelere dikkat etmesi gerektiği çok önemli. Burada da tüketiciye bizim özellikle tavsiyemiz kimin ürettiği, nerede üretildiği belli olan ambalajlı ürünlere yönlenmesi. Çünkü ambalajlı üründe tüketici bir muhatabı var günün sonunda. Herhangi bir sıkıntı olduğunda kimi şikayet edeceğini biliyor. Keza bakanlık da kime ceza keseceğini biliyor. Halbuki
merdiven altı bir ürün, kimin tarafından üretildiği belli olmayan bir üründe o zaman ne tüketici bir muhatap bulabiliyor ne de bakanlık düzeltilecek birisini bulabiliyor karşısına. Bu çok önemli tüketici boyutunda. Bakanlık boyutunda, yani daha doğrusu devlet boyutunda da tabii ki bunun çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Tespit edebilirlik, yani farklı hile tiplerinin tespit edilebilirliği önemli bir caydırıcılık. Caydırma burada çok önemli bir konu. Dolayısıyla önce tespit edilmesi gerekiyor bu hilenin ve daha sonra da bunun caydırılması gerekiyor. Burada da tabii şey çok önemli. Denetleyici kurumun kasıtla kusur arasındaki farkı anlaması gerekiyor. Bir işi, diyelim ki bir ürünün içerisinde %0,1 oranında bir sütün içerisinde, yani mesela ekstradan veya şöyle süt demeyeyim de balın içerisinde %0,1 oranında şeker ilave edilmiş olması, bu bir hile değildir. Çünkü bu 0,1. Bunun bir ekonomik anlamı yok. Ekonomik anlamı yok. Çünkü hile demek ekonomik anlam demektir. Dolayısıyla burada bir kusur varsa o kusur ve kasıtın çok net olarak ayırt edilebiliyor olması lazım. Bunun da tabii ki yöntemi doğru analiz metotları, doğru kriterler. Yani işin usul ve esasları çok çok önemli. O usul ve esaslar doğru olduğu zaman gerçekten bu iş bir caydırıcılık noktasına gidebiliyor. Ve üretici de dolayısıyla haksız yollara, yasa dışı yollara tevessül etmekten uzak duruyor. Tabii bunun cezasının da caydırıcı olması cezasının lazım. Cezasının da caydırıcı olması lazım. Çünkü bazen lazım. A firması kapanıyor, B firması oluyor. B firması açılıyor, evet. Alfabede harf çok. Evet, balda, zeytinyağında bu mesela çok sık rastlanan olaylar. Evet. Bunun hakikaten önüne geçilmesi lazım. Ya da miktar, lazım. Rakamsal olarak çok düşük cezalar, çok düşük. Kardan zarar ediyor. Yani evet. Haksız kazançtan zarar ediyor. Evet, yani o bir yatırım olarak görüyor. Ne olacak? O masrafa katlanabilirim diye düşünebiliyor. Bu düşünülmeyecek bir konu olması lazım haliyle. Gerekiyor. Doğru. Şimdi bu işin bir de tabii işte gıda güvenliği ve gıda arz güvenliği ya da güvencesi arasındaki o şeyi de açmak için soruyorum. Tabii iklim riskleri. Evet. Şimdi bu da temelde işin daha başına dönersek ayrı bir bilinmezlik, ayrı bir belirsizlik ve risk yaratıyor. Evet. Yoğun kimyasal ilaç kullanımı olsun, gübre kullanımı olsun kimyasal manada, toprağın yorulması, işte zararlıyla mücadele noktasında ekosistemin hasar görmesi, bağışıklığı o tarafta güçlendirdiği için o kısır döngüyü daha da yıkıcı, tahribat verici hale getiriyor. Evet. Orada tablo nedir? Vallahi orada tablo bayağı bir iç karartıcı. Biliyorsunuz Türkiye iklim değişikliğini ciddi bir şekilde hissetmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda Allah geçinden versin diyeceğim ama daha da fazla hissedeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bunun yaratacağı gıda güvenliği riskleri hakikaten çok çok önemli. Başta şunu düşünelim, en basitinden bu zararlılar dediğimiz böcekler, kemirgenler, haşereler, pest diyoruz ya bunlara. Hı hı. Bunlar daha uzun süre yaşayabilecek. Bakın çok önemli. Daha uzun süre yaşayın. Çünkü sıcaklıklar, mevsimler genişliyor. Kış sıcaklıkları yükseliyor. Dolayısıyla artık bunlar yalnızca yazın aktif olan hayvanlar, bu zararlılar, vektör diyoruz bunlara. Daha uzun bir süre yaşayabilecek. Bu yani ne bu demek? Bu sene yaşadık. Buğday tarafında tarlalarda daha fazla havalar zarar çok ısınmadı, soğumadı. Evet. Sıcak gittiği için tarla farelerinin popülasyonu arttı. Bu durumda ne yapacaksınız? Daha fazla ilaç kullanacaksınız. Daha fazla ilaç kullandığınız zaman ne olacak? Gıdada bu riskler daha büyüyecek. Hmm. Bu kalıntılar artacak. Bu işin bir boyutu. İki, hayvanlı hastalıkları daha artacak. Daha yaygın olacak. Bunun sonucunda daha fazla veteriner ilaç kullanımı icap edecek. Bu da yine aynı şekilde gıdalarda bir takım kalıntılara önünü açacak ve çok büyük bir konu mesela. Yani en önemli bence üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi antimikrobiyal direnç. Bakın bu COVID gibi bir viral hastalık gibi, hatta ondan daha büyük bir bizi bekleyen risk. Antimikrobiyal direnç veya antibiyotik direnci çok ciddi bir problem. Daha fazla antibiyotik kullanımı gerekebilir. Dolayısıyla daha fazla antimikrobiyal dirençle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da işin bir diğer tarafı. Denizler bir başka konu. Evet. Biliyorsunuz 2 sene önce müsilaj yaşadık Marmara Denizi'nde. Bu sıcaklığın artması denizlerde daha fazla fitoplankton, özellikle de toksik, zararlı fitoplanktonların oluşmasına neden oluyor. Bunu tüketen balıklar ve midyeler ondan etkileniyor. Hı-hı. Dolayısıyla da gıda zincirinin son halkasında bizler, bu toksinleri almak suretiyle de biz etkileniyoruz. İşin ekonomik, ekolojik, sağlık dediğimiz zaman aslında tüm ekosistemi tahrip eden bir etkisi var. Teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. Diğer konuğumuza geçelim. Tabii. Bizi bekliyormuş. Yönetmenim hazır olduğunu söyledi. Beşler 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak
bizimle birlikte. Mesut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim İrfan Bey. Fırsatı verdiği için şahsım ve Güneydoğu Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için programa. Şimdi hemen konuya gireceğim. Buğday hasadı devam ediyor. Başta çiftçiler olmak üzere sektörün gözü kulağı şu anda fiyatlarda. Hasatla ilgili gelen bilgiler ne yönde? Geçen yıl 22 milyon tonluk bir rekolte vardı. TÜİK birinci bitki üretim tahminleri birinci tahmininde 21 milyon ton öngörüsünde bulundu. Ama sahadan gelen bilgiler bunun bir tık daha altında 20 milyon tonlarda olacağını söylüyor bize. Hoş 19 ila 20 milyon ton seviyelerindeki yıllık uzun yıllar ortalamasına baktığımızda sanki rekoltede bir problem yok gibi gözüküyor. Oradan başlayalım, oradan da fiyata geçeceğiz. Tabii ki bildiğiniz üzere geçen sene 22 milyon ton üzerinde bir hasatla karşı karşıya kaldık ve Türkiye tarihinden en büyük hasatlardan bir tanesini bitirdik. Bu sene de dediğiniz şekilde bazı bölgelerde en son yağışların az oluşundan dolayı özellikle Orta Anadolu, Ege bölgemizdeki sıkıntılardan dolayı bizim de tahminimiz 19,5-20 milyon ton civarında. Bunların içinde en şanslı bölgelerden bir tanesi de Güneydoğu'dur Osman Bey. Öyle mi? Yani dediğimiz gibi bu aslında Türkiye'nin tırnak içerisinde uzun yıllar ortalamasına gelen bir rakam. Dolayısıyla üretim tarafında, arz tarafında normal bir seyir diyebiliriz. Tabii ki gönül ister ki daha fazla olsun, verim kayıpları olmasın, kalite yüksek olsun. Ama iklimsel faktörler de artık yeni gerçeğimiz, yeni normalimiz. Bunu da artık hepimiz fiyatlıyoruz. Şimdi tabii hasat başladı, işin ticareti de bilmiyorum ne durumda, piyasada bir hareket var mı, fiyatlarla ilgili beklentiler ne yönde, özellikle un sanayi bu işin dış ticaret tarafında da önemli aktörlerinden bir tanesi. Nedir oradaki durum, beklenti? Buradaki malum üzere önce Çukurova'dan başladı, sonra Amikovası, yavaş yavaş Gaziantep ve Urfa'ya devam ediyor. Bölgemiz işte 9 ilin, derneğimize bağlı 9 ilin şeylerini verebiliyorum. Geçen sene kıyaslayarak geçen sene bölgemizde hem ekmeklik hem durum buğday olarak 4 milyon 400 bin ton civarında totalda arpa, mercimek ve mısır olmak üzere 8 milyon ton civarlarında. Bu seneyi de tahminimiz bölgemizde %10 civarında bir artış bekliyoruz. Bu sene yağışlarımızı tam 4'lük aldık sayılırız Güneydoğu bölgesi olarak. Bu arada bizim bölgemiz şanslı bölge dedim. Yalnız şöyle bir şey var karşımıza çıkıyor. Bizim bölgemizde bu sene ekimin %65-70'i makarnalık. Buğday ekildi. Geçen sene de biliyorsun dünyanın en iyi makarnalık buğday Türkiye'de ve özellikle bizim bölgede yetişiyor. Tahminimiz yine o seviyelerde 4,5-4,7 civarında bir şey bekliyoruz buğdayda. Fiyatlara baktığımızda şöyle, malumunuza devlet her sene Tarım Bakanlığımız, toprak mahsullerimiz geçen sene 13,5 milyon ton civarında bir mal satın aldı ve çok güzel de yöneltti. Allah razı olsun kendilerine. Bu sene de böyle devam ediyor. Çukurova'da çıktı, bölgemize devam ediyor. Takriben şu an 10 TL civarlarında. Onun üzerine iyi mala göre daha biraz iki tık daha düşük de var ama onun üstünde de bayağı mallar var. Bizim de tahminimiz işte devletimizin geçen yaptığımız toplantılarda da şöyle 10.000-10.500 civarında bir fiyat bekliyoruz ama bizim ricamız fiyatın bu ekini ekmemiz lazım. Çiftçiyi memnun etmek için geçen sene verilen 1000 TL'lik bu desteklemeyi bu sene 1500-2000 lira civarında oluşması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani ekmeklik buğday taban alım fiyatı prim dahil 12-12,5 lira mı kilogram başına söylüyorum ya da ton başına 12.000-12.500 lira arası mı siz öngörüyorsunuz? Ya normal açılacak taban fiyatı 10 civarlarında olması lazım diye düşünüyorum. Benim düşüncem, şahsi düşüncem, tabii ki devletimiz ne karar verirse saygıyla karşılayacağız. 10-10.5 gibi, ama bunun üzerine çiftçiye 1000 yerine 1500 lira prim verilmesinden yanayız biz bölge olarak. Anladım. Peki şu anda piyasada hareket nasıl? Hasat erken başladı. Birçok üründe olduğu gibi. Depoların da dolu olduğunu biliyoruz. Stoklarla ilgili genelde son 1-2 yıldır, geçen yıl da çok tartışılmıştı konu. Talebin piyasada zayıflığı etken faktördü. Bu sene nasıl bir piyasa var şu anda?
Şu an yeni çıktığı için Turfan'da fazla bir stok yok sektörde. Geçen sene biliyorsunuz devlet regüle görevini yaptığımızda bir de fonların kalkmasıyla birlikte biraz herkes stoklu girdi. Güçlü şirketler biraz daha stoklu girdi ama bu sene yani bugünkü koşullarla fazla bir stok yapma şansımız yok açıkçası. Bugünkü faizlerle bankadan borçlanıp stokları stoğa girmek herkesin şeyi değil ama hiçbir işletme durmaz. Bizim beşler grup olarak gerek unda, gerek makarnada, gerek yemde 3 tane dalda varız. Duramayız. Mal satın almalıyız ama güçlü bir stokla girer misiniz dersin? Zor olur, mümkün değil. Görünmüyor ama hiçbir işletme duramaz. Bu dediğinizden yola çıkarak o zaman TMO'nun yine bu sene alım tarafı yani sırtında mı olacak? Bunu şunun için soruyorum. Tarım Bakanı'nın geçtiğimiz haftalardaki günlerdeki açıklamasında hani TMO bir regülasyon kurumu, tüccarlık pozisyondan çıkması lazım. Bundan rahatsız demişti geçen yılki gelişmelerden ötürü. Bu sene de o zaman çok şey değişmeyecek, senaryo değişmeyecek gibi. Biraz daha alım tarafı TMO'nun sırtında mı olacak? İrfan Bey şöyle bir şey. Bu sene TMO geçen seneki tonajı almayacak. En %20-30 daha aşağı alma şansı olur. Çünkü bizlerin sanayicinin eli boş. Bizler biraz mal alacağız. Duramayız dediğim gibi. Zaten 1-2 milyon ton da bizim bölgeyi kastederek durum buğday oluşu geçen sene ihracata da gönderildi 1 milyon 650 bin ton civarında. Yine gider diye düşünüyorum. Bizim bölgede yerle ilgili de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Geçen genel müdürümüzle bunu konuştuk. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama bizler üretici olarak mal almakla mükellefiz ve alacağız. Peki bu yılın ilk yarısını geride bıraktık. Un ihracatı açısından nasıl bir performansa karşı karşıyayız? Yani bir tarafta işte stok yönetimi, finansman ve stok yönetimi sektör için çok belirleyici. Fiyatlar keza öyle. Dünya fiyatlarıyla ayrıştığımız bir noktadayız. İlk yarıyı nasıl geçirdik un ihracatında Türkiye olarak? İrfan Bey şöyle bir şey, ilk yarının verileri verme şansım yok ama ilk 3 ayın verileri benim elimde çünkü ilk yarı daha 6. ayda almamız gerekiyor. Çeyrek çeyrek gidiyoruz. Geçen sene 2023'ün ilk çeyreğinde 751 bin ton un ihraç etmişiz. Bu sene ilk çeyrekte 1 milyon 23 bin ton. Yani takriben %25-30 civarlarında bir artış var. Bu sene 4 milyon, geçen sene 3 milyon 650 bin ton olan Türkiye un ihracatı. Un ihracatı biliyorsunuz 15 yıldan beri sürekli dünya şampiyonu. Bu sene 4 milyon 200 bin ton civarına kapatacağımızı düşünüyorum. Ve 1,5 milyon milyar dolarla hatta fiyatlara bağlı belki bu 1.6'ya kadar gider diye düşünüyorum. Yani nicelik açısından miktarsal bazda bir artış var. Değer bakımından evet. Nasıl bir rakam hedefleniyor yıl sonu? Uluslararası buğday fiyatlarına bağlı. Mesela 1-2 ay önce Rusya'daki sif buğdaylar varsayalım İskenderun, Marmara 225-230'lar şu an 270'ler gibi okunuyor. 260-270. Böyle olunca ne olacak? Diğer de miktar olarak aynı tonajda gittiğimizde değer olarak da bayağı bir artış görüyoruz. %20 bir artış söz konusu fiyatlarda. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Çünkü teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için saygılar sunuyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Konu önemli. Çok da mesaj geliyor üreticimizden, sektörün farklı kesimlerinden, STK'lardan. Hani fiyat ne zaman açıklanacak diye bize soruyorlar. Biz de bayram öncesi açıklanması bekleniyor diye söylüyoruz. Somut bildiğimiz bir şey yok. Sadece geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran'da açıklamıştı. Dolayısıyla ya bugün yarın ya da bayram öncesi açıklanır diye. Çünkü artık hasat Akdeniz'de Çukurova'da neredeyse bitti diyebiliriz. Ama Konya gibi bölgelerde de İç Anadolu'da artık başlıyor. Daha da hızlanmaya başlayacak. Dolayısıyla biz de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün Tarım Analizi'nin sonuna geldik. Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Samim Saner'le Dünya Gıda Güvenliği Günü'ndeki ana temayı, beklenmeyenlere hazırlı ol başlığını konuştuk, riskleri ve bunun sektöre etkisini üreticiden tüketiciye kadar. İkinci kısımda da özellikle buğday hasadı ve rekolteye yönelik gelişmeleri, fiyat beklentilerini Beşlerun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak'tan aldık. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.